Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle çok güzel görünen, kabartmalı bir model olan kelebekler modelini anlatacağım. Yapılışı da çok kolay, gayet de çabuk ilerliyor ve de çok güzel yani oluyor. Çıtı pıtı bir model, bebek örgülerine de çok yakışır daha çok. Anne yeleklerine, kazaklarınıza, süveterlere ve de berelere çok güzel olacağını düşündüğüm bir model. Gerçekten örülüş de çok basit. Şimdi burada ben bebe yünüyle çalıştım. 3,5 numara şişle çalıştım. Şimdi bir de bunu böyle ince ipte deneyeceğim ben. Evet. Böyle alize angoranın simli çeyizlik şallarda yeleklerde kullandığımız ipi. Krem rengi. 3 numara şişle. Bunu da deneyeceğim ben şimdi bunu. İnce ipte de gayet güzel duracağına inanıyorum. Çeyizlik yeleklerimize de uygulayabiliriz. Burada da 3 numara şişle dediğim gibi çalışacağım. Modelimiz 4 ilmek, 4 katları ve bir tane artı ilmek. 2 tane de kenar ilmekten oluşuyor. Ben burada şimdi 31 ilmek attım. 2 sıra haroşa uyguladım model başlayacağım için. Siz isterseniz yapacağınız örgülerinize göre 4 ilmek ve katları bir tane artı ilmek ayarlarsınız. Altına istediğiniz gibi lastik de kurabilirsiniz, haroşa da kurabilirsiniz. İstediğiniz gibi. Şimdi örgümüzün burası düz yüzü. Şimdi örgümüzün ters yüzünden bir sıra ters örüp geleceğim. Düz yüzde modelimizi kuracağız. Burada ters yüzden bir sıra ters öreyim ben. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olun. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Abone olduktan sonra zil butonunu aktif hale getirirseniz yayınladığım videolardan hep haberdar olursunuz. Bana destek olursunuz. Evet. Şimdi ters sıramı geçeceğim. Evet. Örgümün düz yüzüne geçtim şimdi. Örgümün düz yüzünde bir kenar ilmeğimi boşaldım. Bir tane düz örüyorum. İpimi ön tarafa attım. Kendimden tarafa ipi aldım. 3 tane ilmeğimi boş alıyorum. İpimi tekrar arka tarafa atıyorum. Bu attığınız ipleri çok böyle gerdirmeyin. Biraz gevşek bırakın ki örgünüzü büzmesin. Şimdi bir tane tekrar düz örüyorum. Tekrar ipimi ön tarafa attım. 1, 2, 3. 3 tane ilmeğimi örmeden ipimi arka tarafa attım. Bir tane düz ördüm. İpimi tekrar ön tarafa atıyorum. 1, 2, 3. İpimi ön tarafta. Şimdi arka tarafa attım. Bir tane düz örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. 1, 2, 3. Şimdi ipimi arka tarafa aldım. Düz örgüm örüyorum. İpimi ön tarafa aldım. Kendimden tarafa. 1, 2, 3. 3 tane ilmeğimi örmeden sol şişimden sağ şişime geçirdim. İpim şimdi ön taraftaydı. Arka tarafa aldım. Bir tane düz örüyorum. Tekrar ipimi ön tarafa aldım. 1, 2, 3 ilmeğimi örmeden sağ şişime atlattım. Bir tane ipimi arka tarafa attım. Bir tane düz ördüm. İpimi ön tarafa aldım. Yine 1, 2, 3 ilmeğimi örmeden şişimi aldım. İpimi arka tarafa aldım. Burada bir tane düz ilmeğimi örüyorum. Bir tane de kenar ilmeğim var, onu örüyorum. Arka sıramızda ilmeklerin tamamını ters olarak örüp geçiyoruz. İlmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Evet. Arka sırayı örüp ön yüze geldim tekrar. Tekrar bir önceki sıranın tekrarını yapacağız. Aynısını. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane düz ilmeğimi örüyorum. Yine ipimi ön tarafa alıyorum. Bunu iki kere tekrar ediyoruz yani. Tekrar arka tarafa ipimi aldım. Düzümü ördüm. İpimi ön tarafta 3 tane ilmeğimi örmeden sağ şişime aktardım. İpimi arka tarafa atıp düzümü ördüm. 3 tane boş ör. İpimi arka tarafa attım.
Düz ilmeğimi ördüm. İpim ön tarafta. Evet. İpim arkadaydı şu an. Şöyle biraz da yakın göstereyim. İpim ön tarafa aldım. Kendimden tarafa. 3 tane ilmeğimi örmeden sağ şişimi geçirdim. İpim arka tarafa atınca bir tane düz ördüm. Evet, kenar ilmeğimi de örgümün ters yüzünde ilmeklerin tamamını ters örüyoruz. Evet. Örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane düzüm vardı. O düzümü örüyorum. Bir tane daha düz öreceğim şimdi. Buradaki 3 ilmeğin ortada kalan ilmeğinden bu ipleri toplayıp bağlayacağız. Bir tane daha düz örüyorum. Bir düz ördükten sonra bir tane daha düz örüyorum. 2 tane ip yapmıştık. Bu 2 tane ipin altından girerek biraz çektiriyorum. Ortadaki ilmekle beraber ikisini örüyorum. Evet. Bu şekilde. Şimdi 1, 2, 3. 3 tane düz ördüm burada. Yine bakın ortadaki 3 tane geçen model yaparken ördüğümüz 3 tane boş aldığımız 3 tane düz ilmeğin ortadaki ilmekten iplerin ikisinin altından giriyorum, biraz çektiriyorum. Ortadaki ilmekle beraber ördüm. 3 tane düz örüyorum. Geldim yine ortadaki ilmeğe, iplerimi biraz çektiriyorum. 3 tane düz örüyorum. İplerin ikisinin de altından arkasından giriyorum. Bu ortadaki ilmekle beraber ikisini örüyorum. İplerle ilmeği beraber. 1, 2, 3. 3 tane ördüm. İki, üç. Bunları biraz çektiririz. Çektirince güzel olurlar. 2, 3. Dediğim gibi bu ipleri bırakırken gergin olarak bırakmayın. Gergin bırakırsanız hem örgünüz büzülür hem de burada modeli sıkar yani. Şimdi bu 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Evet. Şimdi arkada ilmeklerimi tamamını yine ters öreceğim. Evet. Geldim modelimin ön yüzüne. Kenar ilmeğimi aldım. 1, 2, 3. Şimdi diğer tarafta yaptığımızda bu modeli yapmıyor. Bunun üzerinden yapmayacağız. Geleceğiz burada birer tane giden, düz devam eden ilmeğimizin üzerinden şu 3 ilmeği yapacağız. İp atlatacağız. Bir tane daha düz örüyorum. Şimdi ipimi ön tarafa alıyorum. Bu 3 taneyi örmeden şişimi attım. Sağ şişimi aldım. İlmeklerimi. Evet. Şimdi ipimi ön tarafa atıyorum. İpimi arka tarafa attım. Bir tane düz ördüm. İpimi ön tarafta 3 tane boş aldım. İpimi arka tarafta bir düz ördüm. İki, üç. Evet. İpimi ön tarafta yine. Bir düz. Evet, burada kenardaki ilmeklerimi düz örüyorum.
Arka sırada yine tamamını ters öreceğiz. Evet, örgümün ön yüzündeyim. 2 kenar ilmekten sonra 1 2 3 3 tane örüyorum. İpimi ön tarafa attım. 3 tane boşaldım. İpim arka tarafta. Evet. Bir düz, 3 tane boş ilmek, bir düz ve kenardaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Evet, örgümün ön yüzündeyim yine. Kenar ilmekle beraber 2 düz, 3 düz, 4 düz. Şimdi buradaki 3 tane boşaldığım ilmeklerin birisini öreceğim. Yine düz olarak. Ortadaki ile de bu 2 tane ipi beraber öreceğim. İplerimi biraz çektiriyorum. 1, 2, 3. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Evet, ortadaki ilmekle. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Evet, iki tane ilmeğimiz, iki tane uzattığımız ipimizi ortadaki ilmekle beraber örüyoruz. 2, 3, 4, 5. Evet. Modelimiz bu kadar. Çıktı modelimiz. Böyle. Model kaydırmalı olarak gidiyor. Şimdi ilk başta bir tane kenar ilmekten sonra bir tane düz yapmıştık. Düzden sonra 3 tane boşalmıştık. İkinci modelde kenar ilmekten sonra 3 tane örüp sonra ipi ön tarafa atıp atlatma yapmıştık. Şimdi tekrar arka sırada ters geleceğiz. Ters örüp geleceğiz. Ön yüze gelince tekrar kenar ilmekten sonra bir tane öreceğiz. Sonra 3 tane boşalacağız ipimizi ön tarafa alıp. Yani bu şekilde birbirlerine çapraz olarak devam edecek modellerimiz. Evet, bu şekilde. Bakalım nasıl olmuş ince ipte de. İnce ipte de gayet güzel durdu. Dediğim gibi. Çok hoş oldu. Evet. Evet. Bugünlük de bu kadar. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.